Dağlar vardır, sessiz, sakin, heybetli uzanırlar. Doruklarında, vadilerde dünün izleri gizlidir. Kah yüzyıllar öncesinden gelen köklü bir uygarlıktır örtükleri. Kah kem gözlerden sakınıp bir perde olmuşlardır ardındaki varlığına. Ovaya, kente, insana. Bağrından kopan yiğidi tanımanın, ona benim has yiğidim demenin hazziyle onurlu uzanır dağlar. Dağ, benim diyen, onu yurt edinen mert insanı, yabancıya çiğnetmemiş, kan dökmüştür her karışına. Adına vatan denir buraların. Ezgileri vardır dizilmiş, destanları vardır yakılmış, yoklukları vardır sevilmiş. Hele bir kem göz, yanılıp yassılıp yan bakmaya göre şu tepeciklere. Değil ki ayak basıla, heyhat, yer yerinden oynar, yiğitleri şaha kalkar vatanın. Ve şu sıra dağlar, o yağız yiğitlerini sırtlarda müstevliği alır alır yere çalar. Göz koyanın değişmez kaderidir bu. Tarih der ki, taşına göz diken düşmanın yüzyıllardır mezarıdır bu yerler. Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey. 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Bizzat bana verilen bir telsiz telgrafta İzmir'deki ihtilaf devletleri konsoloslarına benimle müzakeratta bulunmak selahiyetini verdiklerinden hangi gün ve nerede mülakat edebileceğim soruluyordu. Buna verdiğim cevapta 9 Eylül 1922'de Kemalpaşa'da mülakat edebileceğimizi belirtmiştim. Filhakika dediğim gün ben Kemalpaşa'da bulundum. Fakat mülakat isteyenler orada değildi. Çünkü ordularımız İzmir rıhtımında ilk verdiğim hedefe Akdeniz'e vasıl olmuş bulunuyorlardı. Mustafa Kemal Atatürk büyük nutkunda sözünü ettiği Kemalpaşa'da bu mütevazı yerdeydi. Ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayan Türk'ün Kurtuluş Savaşı 9 Eylül'de İzmir'de son buluyordu. Mis gibi bitti. Mis gibi bitti. Bel kahveden, körfezi ve kadife kalede dalgalanan Türk bayrağını ilk kez seyreden başkumandan derin bir oh çekiyordu artık. Savaş bitti. Şimdi biz bile unuttuk orasını. Orası yangın yeri, yıkıntılar. Teneke duvar, teneke çatı. Felaketlerden, savaşlardan, yangınlardan ne kalmışsa geride oralarda. Bir mahalle vardı insanları akraba. Gece cigaralar bir yanar bir sönerdi. Bir ışık, bir insan kaybolurdu yolunda. Gidip baksan yatağında görürdün. Yeraltı kovuğunda. Yangın yeri düşkünler mahallesi. Evlerinin önünde küçük bahçeleri. Çiçek saksıları pencerelerinde. Belliydi güzel şeyler düşündükleri.
O insanları anlatmaz ki tarihler. Kim bilecek nasıl yaşadıklarını? Şimdi oraları asfalt cadde. Oralarda evler, bahçeler, parklar. Unutulmuş insanların hatıraları üstünde. Ege'nin merkezi şirin İzmir'imizin bugünü. Burası Kordon boyu. Karşıya kadan bir görüntü. Modern sağlık tesislerimizden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Halkapınar'daki Atatürk Stadı. Varyant. Ve konak alanı. Şehir merkezi konaktan bir başka görünüm. Tarihi asansör ve çevresi. Merdivenden bir sokak. Karataş semti. Burası da Yalı. Gafil Yunan'ın yan dışı efendilerine pek güvenerek çalımla geldiği, ancak 9 Eylül'de Türk tokadını yiye dursun, yerli işbirlikçisi azınlıklarla beraber kıymadan yakıp yıktığı, ne var ki kendileri de yok edildiği İzmir bura. Modern İzmir, Megola İdea'nın yanık kokuları, savrulup yok olmuş kirli külleri temizlenerek kurulmuştur. Gördüğünüz geniş, ağaçlı kısım kültür park. Alanı 460 bin metrekare. İzmir Enternasyonel Fuarı var burada. Ağustos, Eylül, Ege'li iple çeker bu ayları. 9 Eylül'de düşmanın kovuluş gününü yeniden yaşamak, zafer özlemini tazelemek için olduğu kadar fuarı gezmek içindir bekleyiş. Her yıl 20 Ağustos, 20 Eylül tarihleri arasında ziyaretçisine kapılarını açan İzmir Fuarı, bu yıl 46. yaşını kutluyor. Yıllar öncesinin iktisadi planlama ve ileri görüşlülüğüyle temelleri atılmış önemli bir adım fuar. Zira içinde yaşadığımız çağda kendi sınırları içine sıkışmış, dış pazarlara kapalı ekonomi tipi düşünülemiyor bile. İşte İzmir Enternasyonel Fuarı, İzmir'imizin ticari ve ekonomik hayatının dışa açılan penceresi olmak görevini yarım yüzyıla yakın süredir bu yerde üstlenmiş bulunuyor. Böylece yerli ve yabancı pek çok kuruluş mallarını tanıtmak, pazarlamak, sergilemek ve rekabet şansı buluyorlar İzmir'de. Bu modern uluslararası pazar ayrıca dinlenme ve eğlence yeri olarak da sosyal hizmet veriyor konuklarına. Çevreden akın eden binlerce kişi yoğun bir turistik canlılık getiriyor kente. Fuar sezonu dışında gerileyen bu ticari ve kültürel canlılığın diğer aylarda da devam edebilmesi için yine bu alan içinde kısa süreli ihtisas sergileri açıp geliştirme çalışmaları var. Turizm, gıda, giyim ve tarım makineleri ile ilaçları fuarı bunlardan.
Amaç sosyal, kültürel, endüstriyel ve ekonomik alanda daha etkili olabilmek. Zira İzmir'de düşmanın kovalanması yanı sıra ekonomik kaynakların azınlıkların tek elinden çıkıp Türkleştirilmesinden sonradır ki ticari hayatın temeli, altyapı kuruluşları da istenen ölçülere uygun sağlanmış bulunuyor. Kara, demir, deniz ve hava yolları ile ulaşım mümkün. Ayrıca yurdumuzun en büyük ihracat kapısı İzmir Limanı. Ham madde yönünden bolluğu ve müstahsil bir bölgenin merkez şehri oluşunda eklersek, İzmir'in Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olma nedenleri de belirlenir. Üzümü, inciri, zeytini, pamuğu, tütünü, balığı ve bunları işleyen bir o kadar zengin tesis. 1922'den 1977'ye sıfırdan başlayıp sanayileşmede önemli ölçüde yol almış Cumhuriyet Türkiye'sinde pek çok resmi ve özel fabrika, doğal zenginliklerin yanında ekonomik canlılık katar İzmir'e. Petrol ürünlerinden demire, boyadan tekstile, halıdan elektroniğe dek. İktisadi faaliyetlerimize istinad ettireceğimiz esaslar, her türlü bilgiyle beraber doğrudan doğruya memleketimizin topraklarını koklayarak ve bu topraklarda bizzat çalışan insanların sözlerini işiterek tespit olacaktır. Sanayi ve ticaretimiz için dahi aynı mütalaa yapılacaktır. Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün dahi dayandığı iktisadiyatıyla kuracaktır. Askeri zaferlerimizle mağrur olmayalım. Yeni ilim ve iktisat zaferlerine hazırlanalım. Bizi diğer medeni milletler arasında geri bıraktıran adli, siyasi, iktisadi ve mali zincirler kırılmıştır, parçalanmıştır. Ekonomik, kültürel, siyasi, askeri bağımsızlık. Yıllar yılı işte bütün bunları sağladığı için coşkuyla kutlanır 9 Eylüller. Kısa sürede olsa elinden alınan her türlü özgürlüğüne 9 Eylül'de tekrar kavuştuğu için Türk'ün bayramıdır 9 Eylül. Büyük devletler kuran bu millet bunun için didinmiş, dişiyle, tırnağıyla kovmuştur yurdundan düşmanı. Milli mücadele bu ruhla yapılmıştır. Ordumuzdan kat kat sayı ve silah üstünlüğündeki yabancı güçler bu yüzden bozguna uğratılmıştır. Yunan'ı, İngiliz'i, Amerikan'ı, İtalyan'ı, hepsi. Bu askerler, bu savaş dökülen kanlar. Kadını, erkeği, efesi, kızanı, genci, yaşlısı İzmir'de özgürlük uğruna, vatan sevgisi uğruna destanlar yazmışlardır. 9 Eylül sabahı her koldan şehre akan Türk askerleri düşmanı denize döküp seyre dalıncaya dek bu milli ülkünün sevinci, hıncı, azmi, inancıyla dop doludurlar. Ve artık eski dünya, yeni dünya Türk'ün vatan ve özgürlük tutkusunu iyi bellemiştir, onu çok iyi tanır. Yaşamaz ölümü göze almayan, zafer göz yummadan koşana gider. Bayrağı kanının alı çalmayan, gözyaşı boşana boşana gider. Bilelim ki kazandığımız muvaffakiyet milletin kuvvetlerini birleştirmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı muvaffakiyetleri, zaferleri ileride de kazanmak istiyorsak, aynı esasa dayanalım, aynı yolda yürüyelim. Evet, birlik olmaktır işin aslı. Yıllar yılı her Türk ilinde verilen kavgada, savaşta, düşmana atılan her tokat, vatan tutkusu ve özgürlük uğrunadır. Bu yüzden de tarih boyunca kazanılan her zaferimiz kutsaldır bizce. Yiğitler sayısınca zafer, zaferlerce yiğit yaşar bu topraklarda.
Selam şanlı mazimize, selam yarına. Selam zafer ordusunun silahlarına. Ey geçmişin yiğitleri, selam sizlere. Ey yarının şehitleri, selam sizlere. Karışınca gövden yurdun topraklarına, ruhun uçar ırkımızın bayraklarına. Varlığının sevgisini onlara taşır, kendisi de ay yıldıza belki karışır. Hadi artık, dinsin bütün ıstırapların. Ufuklardan şanlı bir gün doğacak yarın. Güzellikle, sıcaklıkla ve ihtişamla, kumandasız hazır olup onu selamla. Gönlündeki yaraların kanını dindir. Selam sana yavrusundan ayrılan kadın. Kim bilir sen gizli gizli nasıl ağladın. Ne bir damla gözyaşı dök, ne yasla dövün. Sen yaşarken öksüz kalan yavrunla övün. Gür sütünle aşladığın erlik cevheri, yapacaktır onu yarın yaman bir çeri. Varsın, bağrın firkatiyle yavrunun yansın. Yansın, dayan. Çünkü sen de bir kahramansın. İzmir'den minnet, şükran, saygılar geçmişe.
Türk'ün 9 Eylül'leri kutlu olsun.